Merhaba sevgili dostlar. Bugün felsefeye giriş mahiyetinde bir konu üzerinde duracağız. Felsefenin teriminin kökeniyle başlayacağız. Daha sonra tabiat felsefeleri, ilk milletli tabiat filozofları Thales, Anaximandros, Anaximenes'le devam edip konuyu kapatmaya çalışacağız. Şöyle haritada milletin, aydının Didim ilçesindeki yerini şuradan yapalım ve daha çok yakınlaştıracak olursak şöyle işaretleyelim. Balat ve Batıköy'e yakın olduğunu görebiliyoruz. Felsefe teriminin kökeniyle başlayalım sevgili dostlar. Felsefe terimi Yunanca kökenlidir. Etimolojik açıdan Yunanca sevgi anlamına gelen phila ile bilgi anlamına gelen sophia kelimelerinden türemiştir. Filozofya sözcüğü ise geniş anlamıyla bilgiyi ve bilgeliği sevme anlamına gelir. Eski Yunan'da bu sözcüğün terim olarak oluşmaya başladığı günlerde iki tip düşünür mevcuttu. Bunlardan birinci grup filozofus hikmeti, bilgeliği arıyordu. Gerçeği elde etmeye uğraşıyorlardı. Diğeri ise sofos gerçeğe, hikmete sahip olduğuna inanıyordu. O halde filozofya sözcüğü insanın gerçeği bulmak için çalışması gerektiğini ifade eder. Konuştuğumuz biçimiyle felsefe deyimi ise bize Arapça üzerinden telaffuzu biraz bozularak bize geçiyor. Nitekim günümüzde de Arapçada halk dilinde filozofa felozof denilir ki bu deyimin kökü felsefe teriminin bize Arapçadan intikal etmesinde yatıyor. Eski Yunanlılar felsefe sözcüğünün zıttı olarak teknik sözcüğünü kullanıyorlardı. Bu terimden bütün sanat ve mesleklerdeki pratik beceri ve metotlar anlaşılıyordu. Felsefe evreni varlığı kavrama çabası, teknik ise varlığa pratik gayelerimize yarayacak bir biçim kazandırma eylemi olarak anlaşılıyordu. Yani meraktan doğan teoriye faydadan doğan pratik anlamını çıkartabiliriz. Fakat bugün felsefe daha özel bir anlam kazanıyor. Bugün felsefe ve bilimler aynı faaliyet sahalarıdır. Felsefe deyince bir bütün olarak varlığı kavrama uğraşısını ve bunun için metot tespitlerini kastediyoruz. Bir bütün olarak evreni kavrama çabasından ilk çağlarda metafizik adını verdiğimiz bölüm doğuyor. Şimdi Yunan felsefesinin birkaç tane dönemi var ama çok fazla ayrıntısına girmeyi düşünmüyorum. 4 tane dönemi var. Milattan önce 10. yüzyıldan Milattan önce 4. yüzyıla kadar süren doğum öncesi olarak adlandırılan dönem. Bu döneme Thales öncesi dönem de deniyor. 2. Gençlik dönemi Miletli Thales'ten milattan önce 640 ve 547'den yani Sokrates öncesi sofistlere kadar olan dönem. Üçüncüsü ise olgunluk dönemi. Olgunluk dönemi Sokrates, Platon ve Aristoteles'in öğretileriyle bunların tesir ettiği dönemleri kapsıyor. Dördüncüsü ise Helen Roma dönemi. İskender'in ölümünden Atina okulunu milattan sonra 529 da 529'daki kapanışına kadar olan dönemi kapsıyor. Şöyle tabi bunların aynısına girmeyeceğim. Direkt tabiat filozofları Thales'ten başlayalım. Millet okuluna gelelim sevgili dostlar. Düşünce alanındaki ilk kıvılcım felsefi düşünüş önce Yunan yarımadası toplumlarında değil, gerekli kültürel birikimlerini daha önce tamamlamış olan İonya sitesinde görüldü. Milattan önce 4. yüzyılda deniz ticaretiyle zenginleşen İonya kentlerinde ortaya çıkan güçlü bir orta sınıf siyasal iktidarı ele geçiriyor. Russell'ın Batı felsefesi tarihinde dediği gibi aristokratları kılıçtan geçiriyor. Fakat aristokratlar bir karşı darbeyle yeniden yönetimi ele geçiriyorlar. Demokratları da sokaklarda birer canlı meşale gibi yakıyorlardı. Bu olaylar açıkça mitoslara ters düşüyordu ve mitolojik düşüncelerle açıklanamayacak gelişmelerdi. Bu nedenle İonya'da mitolojik değerlere bir kuşku doğmaya başlıyor. Başlangıçta İon düşünürleri birer tabu olan dinsel ve mitolojik değerlere karşı çıkmıyorlardı. Onları bir yana bırakıp doğa olaylarını mitlerden farklı bir biçimde açıklamaya çalıştılar. Böylece de İonya felsefesi dediğimiz felsefe düşünce tarzı da doğmuş oluyordu. Aristoteles'in fizikçiler adını verdiği bu tabiatçı filozoflar
eşya üzerinde ilkin düşünce ve gözlem ile yorum getiriyorlardı. Bunlar ilkin genel evrensel konular üzerinde yorum getirmişlerdi. İnsan konusu üzerinde fazla söz söylemiyorlardı. Fakat onların yalnızca bir konu üzerinde düşünüp diğer meseleleri kenara bıraktığını da söyleyemeyiz. Bununla birlikte ilk filozofların felsefelerindeki temel temanın bilginin edinilme yolları ya da logos yani akıl ve arke ana kaynak yani töz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Thales'e bakalım sevgili dostlar. Thales M.Ö. 625-545 yıllarında yaşamış bir filozoflar anlamıydı. Thales, Batı felsefesinin babası sayılmış. Felsefeye Thales ile başlamak gelenek haline gelmiştir. Batı Anadolu kıyılarında Milet dediğimiz sitede yaşamış. Atalarının Fenikeli olduğu söyleniyor. Kendisi Mısır ve Girit'te seyahat etmiş. Buradaki bilgelikleri öğrenmiştir. Yine de M.Ö. 585'teki güneş tutulmasını önceden haber verdiği için ünü bayağı bir yayılıyor. Bu da onun Babil astronomisinden de yararlanmış olabileceğini gösterir. Arke olarak suyu yani töz her şeyin özü olarak suyu almış olması da yine Mezopotamya mitolojisinden etkilenmiş olabileceğinin bir başka kanıt olarak karşımıza çıkıyor. Aristoteles'ten öğreniyoruz ki Thales suyu arke yani her şeyin kendisinden oluştuğu ana ilke, ana madde, her şeyin başı kökü saymaktaydı. Onun felsefesinin özü budur. Her şey sudan türer, yine suya döner. Düz tepsi gibi olan yerde su üstünde sonsuz okyanusta yani okyanusta yüzer. Görülüyor ki Thales'in felsefesi mitoslardan tamamen arınmış değildir. Yunan mitolojisinde okyanus insanların ve tanrıların babasının adıdır. Fakat bu olgu Thales'in felsefede işgal ettiği yere de düşürmüş sayılmaz. Eski Yunanlılar 7 bilge dedikleri listenin başına daima Thales'i yerleştiriyorlardı. Yine yerin yuvarlak bir levha olduğu fikri Homeros'a kadar da götürülür. Thales'e göre her şey sudan çıkar ve suya döner. Ayrıca o suya tanrısal bir güç de izafe ediyor. Thales'in ilk planda ilgilendirmiş olan konular gökyüzü ile yerin genel yapısı ile ilgili olaylardı. Onun bunlarla uğraşırken suyu ana ilke olarak başa koyması belki deniz kıyısında yaşamış olmasındandır. Mısır uygarlığında Nil, Hint uygarlığında Ganj su kültü olarak ayrı bir işlev görüyordu. Thales'in hiçten hiçbir şey oluşmaz dediğini yine Aristoteles naklediyor. Bundan dolayı da kendisi meydana gelmemiş ve yok olmayacak bir varlığı her şeyin ilk nedeni olarak kabul etmek gerekiyordu diyor. Meydana gelmemiş ve yok olmayacak varlık da kendisiyle özdeş olan, kalıcı olan ana madde olacaktı. İşte Thales'in ana madde olarak göz önünde tuttuğu ana maddesi, arkesi suydu. Her şey sudan doğmuş ve ondan kurulmuştur diyordu Thales. Thales ve onun takipçilerin öğretilerine bugün hilozoizm deniliyor. Bu kavram ana maddenin canlılığını ifade eder. Demek ki milletli filozoflar doğayı açıklamada temel olarak canlı maddeyi almışlardır. Bu temel madde çeşitli biçimlere girebilir ve kendiliğinden değişebilir. Bu ana madde tanrısal bir özelliğe ve yaratıcılığa sahiptir. Bu güç onun içindedir. Aktif güçtür. Thales'in her şey tanrılarla dolu sözü bunu açıklar. Thales mıknatısla elektriklendirilmiş kehribanın ruh taşıdığını söylermiş. Mıknatıs gibi etkin olan her şey canlıdır, yaratıcıdır, ruhludur diyordu. Sonraları birbirlerinden ayırt edilecek olan can ve ruh kavramları o devirde özdeş anlamda kullanılıyordu ve ana maddenin yeteneğini anlatmak için kullanılıyordu. Yani kısacası evren canlıydı ve her maddede ruh vardı Thales'e göre. Anaximandros'a baktığımızda 620'li yıllarda milattan önce tabii ki Milet'te doğmuş olan Anaximandros Thales'in arkadaşı ve öğrencisiydi. Thales'in ilk madde arke su ile belli bilinen bir
maddeyle denk tutmuştu. Anaximandros'a göre ise bunu yapamazdık. Çünkü her belirli şey sonlu ve sınırlıdır. Yani karşıtı ile sınırlanmıştır. Sıcak, soğuk ile sıvı, katı olanla aydınlık, karanlıkla sınırlanmıştı. Her belirli olan, dolayısıyla sınırlı ve sonlu olan şey meydana gelmiş olan bir şeydir. Soğuk sıcaktan, katı sıvıdan oluşur, karşıtına döner. Böylece birbirine karşıt olan şeyler zamanla birbirlerine ağır basabilirler. Bu nedenle ilk madde yani arke sınırlı ve sonlu olan su değil, aperyon yani sınırı olmayan olarak görülür. Yani bir ezelilik durumu söz konusu. Bütün oluş ve yok oluşlar bu aperyondan doğarlar. Bu sonsuz ve sınırsız olan ana maddeden önce sıcak ve soğuk oluşmuştur. Sıcak başlangıçta soğuk ve karanlık olanı biçimlenmekte olan yani yeryüzünü bir alev küresi olarak bir kabuk gibi sarmıştı. Soğuktan iki karşıt katı ve sıvı doğuyor. Sıvıdan da yeri çevrilen alev küresinin sıcaklığı yüzünden buğular yükselerek alev küresini halkalara, ateş dolu hava tekerlerine bölüyor. Bu tekerlekler de bir takım deliklerden yani güneş ve aydan alevler saçıyor. Böylece hava buğu ve ateşin birleşmesinden gök meydana geldiğini iddia ediyor Anaximenes. Tabi Anaximandros, tabi Thales'in yerin düşündüğü gibi düz, tepsi biçiminde değil de bir silindir, bir yuvarlak olarak düşünüyor. Bir sütun hatta biçimine dönüşüyor. Boşlukta serbest olarak durduğunu, gökte yerin etrafında döndüğünü, yer önce denizle kaplıydı. Yeryüzünde ilk meydana gelen canlılar da suda yaşayan balık gibi canlılar olduğunu söylüyor Anaximandros. Burası çok ilginç. Yani biraz evrime, biraz göz kırpar gibi bir durum oluşuyor. İnsan balığa benzeyen bu ilk canlıdan türediğini. Burada da zaten noktayı aşağı yukarı bir bayağı bir genişletiyor yani. Peripisayos dediği Doğa Üzerine adlı kitabı da bulunan Anaximandros'un görüşlerini şöylece özetleyebiliriz. Yer evrenin merkezinde serbest bir biçimde yüzmektedir. Halbuki ondan önce yeryüzü evrenin merkezinde sakin bir halde telakki edilmekteydi. Dıştaki alev küresinin görünen parçaları güneş batınca görünmemekte fakat ertesi gün tekrar çıkmaktadır. Su başlangıçta yerin her yanını kaplamış olmakla yeryüzünün ilk sakinlerinin suda yaşayan balıkçısından varlıklar olması zorunludur. Evrimle bunlardan önce kara hayvanları, onlardan da insanlar oluşmuştur. Aperyon'dan gelen evren günün birinde tekrar ona dönecektir gibi çıkarımlar yapılabiliyor sevgili dostlar. Bazı bilim adamları tarafından bilelim. Anaximenes milattan önce 588-524 yıllarında milletli tabiat filozofları üçüncüsü ve sonuncu kişisi olarak Anaximenes karşımıza çıkıyor. Anaximenes eşyanın ana maddesini hava olarak ileri sürüyor. Thales ne demişti? Su demişti. Anaximandros, Aperyon yani sınırsız, sonsuz, ezeli olan demişti. Sonu olmayan, bitip tükenmeyen her tarafı kaplayan hava olduğunu söylüyor Anaximenes. Ana maddenin Anaximandros'taki gibi soyut bir şey değil de Thales'teki gibi somut bir şeyin kabul edilmesi Anaximenes felsefesinin Anaximandros'a göre gerilediğini gösteriyor. Çünkü Anaximenes'e göre yer havanın üzerinde duran düz bir tabakadır ve hava denizde düz bir tepsi gibi yine yüzüyor diyor. Tekrar Thales'çi bir mantığa gidiyor. Bu gerilemeye karşılık Anaximenes ruh ve ruhi varlıklar kavramını açıkça ortaya koyar. Bir hava yani soluk olan ruhumuz psüke denilen. Psükeden biraz sanki nefs de oradan türemiş gibi duruyor. Bizi nasıl ayakta yani psüke, soluk, hava. Psüke bizi nasıl ayakta tutuyorsa bunun gibi bütün evreni de soluk ve hava
sarıp tutar diyor. Hava canlı ve aktif bir unsurdur. Havasız yaşanılamaz. Ruh havadır. Bedeni ayakta tuttuğu gibi ruh evreni de, yani hava evreni de ayakta tutar. Onun bu etkinliği olmasaydı evren sadece ölü, dağılan bir yığın olurdu diyor Anaximenes. Thales'te evren canlı bir bütün olarak düşünülmüştü. Onda canlı olan varlıkla ölü olan madde arasında bir ayrım söz konusu değildi. Fakat Anaximenes'e göre bir tarafta canlılık özelliğine sahip hava, diğer tarafta ise hava ile canlanan bir madde, yani töz anlayışı mevcuttur. Anaximenes evrenin oluşum sürecinde daha canlı ve belirgin olarak düşünmüştür. Bu sürecin iki yönü vardır. Bir taraftan sıkışma, diğer taraftan da yayılma. Hava unsurunun yoğunluğu azalınca madde ateş şeklinde yükseklere çıkar ve yıldız olarak görünür. Yıldızlar havanın az yoğun şekli olan ateşlerden olduğu için üzerimizde bulunurlar olduğunu söylüyor Anaximenes. Bu sürecin aksine olarak yoğunluk süreci de mevcuttur. Yani havanın yoğunluğu çoğalırsa önce duman, sonra buhar, daha sonra da bulut olur. Bulut yoğunlaşınca su biçimine girer. Su yoğunlaşırsa çamur. Çamur da en nihayetinde taş olur. İşte toprak maddesi suyun yoğunlaşmış biçimidir diyorlar. Şu halde bir tek unsurdan, yani hava olan ana maddeden varlıkların oluşması için iki yol vardır. Bunlardan biri yukarı çıkan yol, diğeri de aşağı inen yoldur. Anaximenes Milet Okulu'nun son filozofu. Milet Okulu filozofları görüldüğü üzere genel bir kainatın tasavvuru ortaya koymaya çalışıyorlar. Ana madde üzerinde, yani arke üzerinde düşünüyorlar. Bunlar ara sıra tanrılardan söz etmişlerse de tanrıları evrende sadece yapıcı, yaratıcı güçler olarak düşünmüşlerdir. Milet, milattan önce 494 yılında Perslerin eline geçince bu akımın burada gelişmesi son buluyor. Fakat İyonya tabiat felsefesi uzun yıllar etkili oluyor. Nitekim Heraklitos, Pitagoras, Iksonopanes, Milet öğretilerini biliyorlardı ve bu öğretilerden de etkilenmişti. Evet sevgili dostlar, Millet Okulu'ndaki filozofların da sonuna geldik. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili dostlar.